Duyuyor musun hanım? Keratolar şartlı bile yapmışlar. Bugün çarşıda kimi gördün biliyor musun Hatice Hanım? Öküz Hüseyin. Dibine girerdim Murtaza abi. Öğrencin müfettiş olmuş. Sen hala ilkokul öğretmenliğinde sürünüyorsun. Daha adam olacaksın. Bak, bu kadarı bana fazla. Yine başlamıyorum. Elbette başlayacağım. Bugün de söyleyeceğim, yarın da söyleyeceğim. Söyleyeceğimi çocuğun ya yaptın. Canım karıcığım. Biliyorsun ki annemden sonra konakla birlikte bütün borçlar bize kaldı. Şu borçlar bir bitsin. Ay kavrada 15'ini. Ne satıyor bu? Sana ne? Alacak mısın? Cebinde paran mı var sanki? Bu adam gün geçtikçe sapıtıyor evet, ya. Evet. Ha? Bir bu eksikti. Gördün mü başımıza gelenleri? Bu üçüncü gelişi mutlaka kesecek. Yahu varsın kessin. Mum yok mu? Sus. Sizinki çok önemli bir mazeret. Çok önemli bir mazeret ama şu var ki hava gazı idaresinde parasını ister değil mi ya? Elektrik! Hava gazı! Elektrik! Hava gazı! Ya şimdi defa da geliyorum sen bir bilsen. Neticede onlar da insan. Paralar yok ya canlarımı alalım. Doğru ama benim hesap arayacak işler var. Ya benim bu sonra gelip bana tut tas tamam oluruz. Hadi gidelim arkadaş. Bir daha var arkadaş. Dur bakalım. Sinirli. Gelelim meselaya. Hatice Hanım, sen Habuk Konak'ın meselesini bilir misin? Yok, bilmiyorum. E anlatayım o zaman. Habuk Konak, vaktiyle bir Şeyhülislam'ın konağıymış. Bir gün Yeniçeriler Şeyhülislam'ın başına vermişler. Şeyhülislam da firar etmiş, mücevherlerden tavsiye vereceğini külçe külçe taşımış, kalanı sizin bahçeye vermiş. Eyvallah, anam görmüş. Sonra kızın önce bana söyledi. Eyvallah, İbo da bana açtı, biz de kalkıp geldik. Şimdi ne oldu? Yarı yarıya karışacağız. Olmaz. Hatice Kanırcığım, ben seni biliyorum. Sen de benim gibi parayı seviyorsun. Hadi senin güzel hatırın için %5. Hadi yakışıklı, senin güzel hatırın için %70 olsun. Daha da arttırmam ha. Kabul. Ben sizi bahçedeki odaya yerleştireyim. Rıdvan sen burada kal. Buyurun. Daha iyi. Baba siz yine durun. Ben 5 dakikaya geleyim. Zeynep, neler yaptın köyde? Hiç Rıdvan. Biliyor musun? Hep seni düşündüm. Sensiz köyün hiç tadı tuzu yok. Neden düşündün ki? Anlaşılan. Lütfen biraz daha kal. Ya gerçekten gitmemi istemiyor musun? Tabii. Hem daha iki çift laf edemedik. Neler yaptın köyde ben yokken? Dedim ya. Hep seni düşündüm. Hem söyle bakalım. O kadar mektup yazdın. İyi misin? Hoş geldiniz efendim. Buyurun oturun. Delikanlı. Karışma. Harekatıma müdahale olunmasından hiç... Bakıyorlar. Böyle kazık kadar adamın eli ekmek tutmaz. Ne hallere kaldık ya Rabbi. Sen daha zeytinyağı fıçısını açmasını, terazi kullanmasını bilmezsin. Söyle bakalım kaç cins fasulye var? Vallahi saymadım. Daha kaç cins fasulye olduğunu bilmiyorum. Öyleyse sen ne biliyorsun? Kitap sayfalarını çevirmeyi mi? Kitap sayfalarını çevirmeyi. Karın doyurmaz. Doyurmaz efendim. Şükürler taşlamaya gittiler. Gelirler şimdi. Kusura bakmayın efendim. Hiç böyle olsun istemezdim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk şekerim, hoş bulduk. Hoş geldiniz Hacı Bey. Hiç hoş bulmadık Hatice Hanım. Murtaza Bey gelmeyecek. Biz onun için ta nereden ayaklarına gelelim. O gelmesin. Can önemlidir herhalde iş. Estağfurullah efendim. O da ne demek? Murtaza Bey gelen misafirlere sinirlendi. Köyün muhtarıyla davalandı. Hey maşallah. Hatice Hanım size şöyle geç. Hey 40 kere maşallah. Hacı Bey siz de şöyle geçin. Ay maşallah. Oğlum hadi sen bizi yalnız bırak. Bence kalsın. Neticede konumuz o. Yok yok Murtaza Bey. Biz bize konuşalım. Sebebi var. Hadi oğlum çık hadi. Dalsın gelecekle ilgili planlarını anlatsın. Kızınızı nasıl mutlu edeceğini anlatsın. Delikanlı bak iyi adamsın. Hoş adamsın. Soyun sopun temiz. Dürüstsün ama dürüstsün. Bir aklımızı vermeyi düşünürüm. Hacı Bey, kızınızı bana değil, oğluma vereceksiniz. Çıktı ya az önce Rıdvan Ali şu yakışıklı olan böyle saçları gün. Benim oğlum işte. O zaman efendim sesi, Hacı Hüsamettin tüccar okulları ancak bir esnaf, bir aileyle bakla, bir aileyle aile bağ kurar, ona kız verir, ondan oğlan alır. Olmuyor, ortala bir an. Yahu senin ortan neresi? Yoksa bugün bir bakkal dükkanı açmak o kadar da kolay değil. Yok kardeşim yok. Hele şu bizim evlilik işi bir olsun. Paramız yeter de artar çok şükür. Riyaseti sahibi ama katlaması kötü. Ne
Ya şu kadını hiç gözüm tutmuyor. Bir yerden tanıyorum ama nerede? Ha buldum. Bu bizim çiftliğin sahibinin karısı. Kocası bizim muhtarla ahbaptı. Sevgilim, limon çiçeklerinin kokusunu çok severim. Fakat şunu bil ki, hiçbir limon çiçeği kokusu senin kokun kadar güzel olamaz. Vay vay vay. Bak hele, desene kaptırdık kız ya. Ben şimdi seni babanı ispiyonlamaz mıyım küçük şeytan? Zeyno! Ulan Mıktaza! Oğlayı kullanarak kızımı kandırmaya çalışıyorsan. Aha! Avucunu yalasın. Ölürüm de bu evliliğe razı olmam. Delirdin mi sen be? Seninle akraba olmaktansa öldürsünler beni. Durun! Gözlerinizi doldurarken gözlerinizi de karartmış. Biz birbirimizi seviyoruz. Çek kız. Ne var? Ne oluyor burada? Gel hanım gel. Gel. Dolaplar çeviriyor yine. Ulan kaplama! Yalan söyleme bari. Asıl sen oğlayı kullanarak kızımı kandırmaya çalışıyorsan. Yürü kız! Bu hile yalan oraya dolu evden gidelim. Müşteri! Mürteci! Müfsi! Allah'ın belası! Var efendi, çık seninle de sonra görüşeceğiz. Şimdi ne olacak? Allah ya! Ya sus hanım sus! Düşüncesi bile çok kötü. Murtaza Hoca! Murtaza Hoca! Müdür seni çağırıyor, müfettiş gelmiş. Tamam tamam, geliyorum. Hayırdır, ne müfettişi bu? Ya hanım geçenlerde okulda bir olay oldu. Bizim balıkçı Ahmet'in oğlu İsmail var ya, serseri olan. Oturacağım sandalyeye toplu iğne koymuş. Ben de oturunca iğne popoma batmasın mı? Ben de o can havliyle onun poposuna bir tane yapıştırdım. Ne var bunun müfettişlik? Ya daha bitmedi işte. Ben poposuna vurunca serseri kulağını tutup bastı feryatı sağ oldum diye. Yahu insanın poposuyla kulağı arasında ne alaka vardır? Vallahi popoma o kadar iğne yedim. Bir gram çınlama bile olmadı. Hem biz niye konuşuyoruz bunları? Hadi ben gidiyorum. Dur ben de geliyorum. Ahmet'in karısına bakacağım. Zamuktan kaldı. Hatice Hanım. Bu işte bir iş var. Bence de Ahmet, bence de. Gel, hadi gidip arayalım bunları. Gidelim. Yalnız Hatice Hanım, o şeytanı gördüğüm yerde ayaklarımın altına alacağım. Hele bir bulalım da, o sonra gidelim. Akşam işaretleriniz hayırlı olsun. Hoş geldin, sağ ol. Abla, hoş geldin, hoş geldin. Gel, karışmayacağım. Gel, gel. Çok içmeseydin ya. Aslıyım Ahmet. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Bile bulamıyorum. Dişi mağluklar, vefasız çıktı. Kaçtı benimkisi, kaçtı. Kaçtı ah! Çok ağrıyor mu? Arada bir yoktur. Melek. Lo, 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 lo. Sizin size bakacak kiminiz kimseniz yok mu? Oh. Bir karım var. Bir de kızım. Ama ikisi de kayıp. Kızım, şimdi sen yaşlarda olmalı. Üstüme geldik mi? Nerede bu adam ya? Nereye kayboldu? Ay! Ay ne yapmış burada? Kalk baba kalk! Ay!
Al paranı. Ulan bu nedir? Ben bu parayla sana kızını hiç vermem. Başka yok. Paramı ver. Paramı ver. Ya abim Murtaza'nın adını da çok da. Hala bir. Kendine yer bir masa alsın. Ha bu memleketin Napoli'ni ben olacağım. Ankara'ya gittim. Orada eşim, dostumuz Sarı'yla evlendim. Ceylan yapar bu gerizekalı. Koltukları da ama rahatmış ha. Ara dur bir nazar boncuğu yapıştıralım. Hırsı tenekesi olacağım. Niye Hacı Bey? Evin niyetli ayacakları kolaylık olsun diye mi? Ne münasebe? Sabun sıçeksin, ağırlaşsın diye. 5 kiloya 6'ya satıyor musun? İşte o zaman bakkal olacaksın. Peynire su içireceksin. Kırmızı biberle tuzla tuzu katacağım. Şekeri rutubetlendireceksin. Yok yok Hacı Bey. Bunları benden isteme, ben yapamam. Hem yapabilsem de. Hala mı kitap? Hala git çifte etiket yaz. Pirinç çuvalına kum kat. Haklısınız Hacı Bey. Bir daha okuma. Kalk şu kitabı gözümün önünde yet. Bir daha da okumayacağına emine. Yoksa sen abi. Sana köle olacağıma değil. Doğru. Kitap beni fakir bırakmış ama para da seni rezil etmiş be. Şimdi defol çık dükkandan. Defol diyorum sana. Günahım be komşu. Sen bunları bana söylüyorsun. Seni sefaletten çeken, senin iyiliğini düşünen bana... Tamam dur şu bakkala. Geçer komşu geçer. İlk başlarda olur bunlar. Ne de olsa artık akrabayız. Kusura da bakmam. Neyse, hadi ben gidiyorum Allah'a. Dokunmayan ne anlattığını ne bilsin. Hala kalk. Görmüyor musun? Müşteri geldi. Müşteriye saygıda kusur etme. Ben daha kapıdayken kalkıp bana kapıyı açacaktın. Ya bırak şakayı da. Ne istiyorsun? Söyle sonra defol çık bir kendine. Ulan ne şakası? Hem ben kendi seviyemdeki insanlarla şakalaşırım. Haydi bana oradan 10 kuruşluk peynir tak. Ama tahtıda hile istemem ha. Ya yeter zaten sen. Seni şikayet ederim ha. Malı var ama satmayayım. Kara borsacı. Dön adlanın. Hadi gitsin. Satmıyorum. Malım var, sana satmıyorum. İstediğine şikayet et. Bir bakkal parçası koskoca muhtara hakaret dedi. 302. madde. Allah'ın belası. Şirret elim ben de bu. İbne bak. Gerizekalı. Ya ben senin kafanı yarmaz bir için. Adam gelmiş karıma ekmek doğuruyor. Ne oldu? Bu şekil serfe burada ne işi var? Beğenemedi. Ya sen hala burada mısın? Defol. Havala gidiyor. O bu şehirden de bu dükkandan da. Ben 20 yıllık öğretmen Murtaza. 20 yıllık öğretmen. Ne diyor bu? Ya git! Ya haydi dur. Ya Murtaza. Hayırlı bir iş için. Oğlumla kızım evlenmek istiyor. Ne oğlu, ne kızı, ne evlenmesi var? Ne oluyor burada? Ustanın kızıymış. Muhtarı sıkıştırmış, gerçekleri de öğrenmiş. Nasıl yani şimdi kim kimin kızı, kimin oğlu sıkıştı? Ama neyse, sonuçta Zeynep o muhtarın kızı değil, Salih Usta'nın kızı. Salih Usta, Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızın Zeynep'i oğlunuz var istiyorum. Veriyor musun? Verdim gitti. Hey be! Ayaklı şeytan, senin gözün kör olursa da bu güzel kız için hazırlamadın gitti. Rıdvan. Şu Hacı Bey ne kızacak ama. Gözümün önüne geliyor da sakalları falan tutacak. Boyun. Aa, durun. Aslı abartısı unuttu. Sabah güneşim. Bir tanem. Gel abi gel. Gel otur. Ya gel otur gel. Gel otur. Otur şuraya otur. Eş. Ayıptır ya bu kadar kişinin içinde. Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Bu benim kızım. Ne kız? Bırak! Kızım kızım diye bu işleri yapanı ben çok gördüm. Ya Ahmet dinle şu adamı, doğru söylüyor, doğru.
Zeynep, Salih Usta'nın kızı. Biz Salih Usta'yla dinir oldu. Ya ahbap, yapma be. Bilmiyordum yahu. Küstüm senle. Gel barışalım, gel. Konuşmak senle. Senin bu cazı anlattığı için. Gözün aydın, gözün aydın. Teşekkür ederim. Ya. Allah seni daha sitiliş ettiklerine kavuştursun inşallah. Yo, işte orada duracaksın. Kimin var ki kime kavuştursun? Bir eksik yeter karı vardı. O da sizin muhtarın çömezi İbrahim ile kaçmış. Ama ikisi... Dönemezsin. Niye anne? Görmüyor musunuz? Adamı öldürecekler burada. Alamaz oğlum. Bu bakkal bize 5.000 liraya mal oldu. Ve bu 5.000 lirayı biz borç aldık. Ama define bulundu, hazine var. Hazine hikayesini Hacı Hüsamettin'in karısı uydurdu. Kızını almamızı çok istiyordu. Kocasından gizli gizli biriktirdiği altınları da sana verdi. Anlarsın ya, sermaye olsun diye. Başka türlü para kabul etmezdi. Hizmeti karşılığında. Hadi oğlum be. Şuradan sorun. Ben de mutlu olmuş. Oğlum. Sen de benim hikayemle yalnız. Haydi çocuklar, haydi olsun.